Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. MÜSİAD Alanya Şubesi tarafından Türkiye'de ilk ve tek olacak Avokado Tropik Meyve Entegre Tesisi'nin temeli 6 Temmuz'da Alanya'da atılacak. MÜSİAD Alanya Şubesi yeni yatırım projesi olan Almey Global Anonim Şirketi'ni tanıtmak amacıyla kahvaltılı bilgilendirme toplantısı düzenledi. MÜSİAD Alanya Şubesi'nde düzenlenen toplantıya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Almey Anonim Şirketi Genel Müdürü Naim Ergin, Almey Global Anonim Şirketi ortakları, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve AGC Başkanı Gaye Coşkun'la Alanya'daki basın kuruluşlarının çalışanları katıldı. Projenin detaylarının paylaşıldığı kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Durusoy, Avokadoya nitelik kazandırarak pazarlayacaklarını söyledi. Projenin detayları hakkında da açıklamalarda bulunan Durusoy, bu yatırımı MÜSİAD Alanya üyesi 11 girişimci iş insanıyla birlikte yaptıklarını söyledi. Projenin detayları noktasında biz 2,5 yıldır çalıştığımız bir süreç. Öncelikle bu yatırımı biz MÜSİAD Alanya üyesi 11 girişimci iş adamımızla birlikte yapıyoruz. Bu ticari bir proje olmanın yanında Alanya'nın geleceği ve Alanya tarımının geleceği ve ülke tarımımız açısından da çok kıymetli bulduğumuz çalışmayı sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz. Bu yapacağımız tesiste laboratuvarlarımızdan çiftçi eğitim konferans salonlarımıza kadar olan geniş bir kompleks olacak. Soğuk hava depolarımızla birlikte bu ürünlere nitelik kazandıracağız. Biz öncelikle avokadonun doğru fidan yetiştirimi, doğru bahçe kurulumu bunları planlayıp sonrasında doğru zamanda hasatını çiftçimizle birlikte planlayıp tesisimize aldığımız üründen hem kozmetik alanında kullanılabilecek yağı ve benzeri ürünlerini hazırladık. Bunun dışında da avokadoyu işleyerek, mumlayıp, kalibre edip nitelik kazandırarak pazara sunmayı planlıyoruz. Kestel Mahallesi'nde yapılan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmalar son hızıyla sürerken hangi dükkanda kimin çalışacağı da kura ile belirlendi. Kestel Mahallesi'nde 20 hektarlık alanda yapımı süren Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde kura çekimlerinde Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kasapoğlu, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Yücel, 572 dükkan için gerçekleştirilen kura çekiminin sanayi esnafı başta olmak üzere tüm Alanya halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Kura çekimi öncesi esnaflarla sohbet eden Başkan Yücel, projenin titizlikle hazırlandığını belirtti. 20 hektarlık alanda kurulan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'ni ilerleyen zamanda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yücel, mevcut kullanım alanımızı ilerleyen dönemde daha da artırarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza nefes aldıracağız diye konuştu. Yeni çevre yolu projesiyle birlikte sanayi sitesine ulaşımın çok kolay olacağının altını çizen Başkan Yücel, Dimçayı tünellerinden çıkışta oluşturulacak Yonca Kavşak'la yeni sanayimize çıkış da verilecek. Bu sayede sanayimize ulaşım da çok kolay olacak dedi. Alanya'da çocuklarda hayal gücünü arttırmak, ailelerde ise farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan Aile Dostu ve Güvenli Parklar projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamlığı'nca hazırlanan Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Merkezi ve İşkur İşbirliği'nde yürütülen Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi, Damlataş Gökkuşağı Oyun Parkı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi'nin tanıtımına Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, akademisyenlerle yerli ve yabancı çok sayıda aileyle çocuklar katıldı. Etkinlikte çocuklar, onların oyunlarını kolaylaştıran oyun koçlarıyla birlikte oyun oynarken ailelerde her türlü materyalle oyun oynayabileceğini ve çocukların kurduğu oyunları görme fırsatı buldular.
Proje ile ilgili bilgi veren Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer, bu projede çocukların kendi yaratıcılıklarını atık materyallerle ortaya koyabileceği güvenli parklar projesinden yola çıktık dedi. Yaşayan parklar, güvenli parklar projemiz var. Bunu biz sıfır atıkla birleştirip çocukların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabileceği ve bunu da atık materyallerle ortaya koyabileceği güvenli parklar projesinden yola çıktık. Burada Alanya Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çok paydaşlı bir proje. Bu projede sizin de gördüğünüz gibi çocuklarımız parklarda sadece oluşturulan salıncak, tahtravalli, kaydırak gibi materyallerle değil, hareketli materyallerle, işte kimi yerde bir su borusu, kimi yerde bir top, kimi yerde bir buzdolabı kutusu gibi kendi yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri materyaller kullanıyorlar. Ama bunun için biz bu işte uzman kişiler vasıtasıyla bir eğitim düzenledik üniversitemizde. Bu üniversitedeki eğitimde şu anda 10 tane oyun koçu yetiştirdik ve bunlar sertifikalı oyun koçları. Bu oyun koçları her bir parkta, 10 parkımızda görevlendirecekler ve çocukları bu şekilde eğitecekler. Ve bunu çocuklarla hem geleneksel oyunlarımızı oynayacaklar, bunu da eğitimini alırlar. Hem atık malzemelerle çeşitli üreticiliklerini teşvik edecek ortamlar yaratacaklar ve çocuklar da bunları kullanacaklar. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doçent Doktor Özge Metin Aslansa, oyun nedir ne değildir konusu ailelerimizin gündeminde. Evde çünkü dijital bir dünya var dedi. Oyun nedir ne değildir konusu çok ailelerin gündeminde. Evde çok dijital bir dünya var. Onun ötesinde başka bir oyun alanı olduğundan bahsettik. Burada geri dönüşüm malzemeleri sıfır temelli, sıfır atık temelli bir geri dönüşüm amaçladık projemizde. Ve her türlü materyali çocukların hayal gücüyle oyuna dönüştürebileceğimizi burada herkese sergilemek istedik. Ben patlada çok eğleniyorum. Ben şöyle bir şey atıyorum, onu da çöp diye atıyorum. Toplarla oynuyorsun. Evet, ev yapıyorsun. Evde böyle oldu. Evet. Uzman doktor Nurhal Bozkurt, güneş ışınlarının yaşlanmaya sebep olduğunu ve bu riskin kansere kadar götürebildiğini söylerken cildimizi nasıl koruyabileceğimizi de anlattı. Güneşin kavurucu sıcaklığının kendini göstermesiyle birlikte özellikle Alanya gibi sıcak bir kentte yaşamak beraberinde bir takım cilt sorunlarını da getiriyor. Güneşe maruz kalındığında oluşan lekelerse tehlikenin bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. Cildimizi bu tehditlerden korumak için altın kuralları uzman doktor Nurhal Mercan Bozkurt Alanya Posta TV'ye aktardı. Güneşin faydaları elbette çok fazla var ama bir o kadar da zararı var. Güneşten hepimizin özellikle çocukluk yaşlardan itibaren korunması gerekiyor. Güneş kreminin doğru kullanımı hakkında konuşan Bozkurt, özellikle sabah 10'dan sonra ve 16'dan önce açık alanda bulunmamak gerekiyor uyarısında bulundu. Güneş koruyucu kullandığımız zaman bütün sorunlar çözülecek, güneşten tamamen korunacağız zannediliyor. Tabii ki öyle bir şey yok. Güneş kremini elbette kullanmalıyız ama yine de açık alanda bulunma saatlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor ve 3-4 saatte bir düzenli yine de güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Bunu neden yapmamız gerekiyor? Bir kere yaşlanmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi güneş. Kırışıklık için, yaş aldıkça gelişen lekeler için önemli bir neden ve ilk 20 yılda özellikle görülen güneşin sonraki yıllarda cilt kanseri riskini artırma potansiyeli çok daha fazla olduğu için özellikle ilk 20 yıl güneşten korumak için çok önemli yıllardır. Bozkurt, güneşin meydana getirdiği hastalıklar hakkında da dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek şapka kullanımı, güneş gözlüğü kullanımı, güneş kreminin tekrarlanarak kullanılması çok önemli diye konuştu. Birebir korunması gereken birisi leke, melazma dediğimiz özellikle ya da işte lentigo, farklı tipte lekeler ama hepsi güneşle ilişkili. Bir de rozasea dediğimiz gül hastalığı diye bilinen işte kırmızı yüz, damarlanma, aşırı sıcakta alevlenmelerle giden, güneşin etkisiyle alevlenmelerle giden bir hastalık. Özellikle bu hasta grubunun çok daha dikkatli korunması gerekiyor. Yani...
Alanya Belediyesi'ne bağlı Kent Esneti Kurulu çalışmalarına devam ederken, şehrin ortasında bulunan atık su terfi binası hem estetiği bozan yapısı, hem gürültüsü, hem de çevreye verdiği kokuyla dikkat çekiyor. Alanya Belediyesi Kent Estetiği Kurulu çalışmalarına son hız devam ediyor. Alanya Belediyesi'nin arkasındaki su atık terfi binası çevreye kötü koku ve gürültü kirliliği yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar Asat'ın bu soruna çözüm bulmasını talep ediyor. Alanya Belediyesi'nin arka kısmında bulunan atık su terfi binası çevrede bulunan vatandaşların kabusu haline geldi. Vatandaşlar atık su terfi binasının belirli saatlerde kötü koku ve gürültü yapmasından dolayı şikayet ediyorlar. Çevresinde bulunan restoranlarda ve halk plajında bulunan vatandaşlar da bu durumun çözümüne ulaşmasını istiyor. ...2013 yılında yürürlüğe giren koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında yönetmelikte koku, insanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etki olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal madde üreten tesisler, arıtma tesisleri ve diğer endüstriyel tesislerin oluşturduğu kötü koku, bölgede yaşayan insanlara verdiği rahatsızlık ve içerdiği kimyasalların meydana getirdiği çevresel etkileri sebebiyle oldukça önemli bir çevre sorunu haline geldi. Kokunun gitgide artan hassas bir konu olmasıysa şikayetli artmasına sebep oluyor. Koku oluşturan en önemli kaynakların başındaysa atık su arıtma tesisleri geliyor. Buna bir de gürültü kirliliği eklendiği zaman vatandaşların tepkisi daha da ciddi oluyor. Bu kapsamda atık su terfi binası çevresinde bulunan vatandaşlar Asat'ın bu durumun önüne geçmesini istiyor. Kötü koku ve gürültü kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşturan atık su terfi binası, Alanya'nın en gözde bölgesinde bulunan yeşillik alanlarının, yürüyüş yollarının ve parkların yoğun olarak bulunduğu alanın tam ortasında duruyor. Bu bölgede bulunan atık su terfi binasının camları kırık olmasıyla birlikte harabeye dönmüş bir vaziyette. Atık su terfi binasının üzerinde tehlikeli madde, tehlikeli bölge, metan, hidrojen, sülfür gibi yazılar yazsa da bulunduğu alanın etrafında vatandaşlar rahatça çimlerde oturabiliyor. Alanya Belediyesi'ne bağlı Kent Estetiği Kurulu çalışmalarına devam etse de bazı görüntü kirliliklerine çözüm bulamıyor. Alanya'da yaşayan veya tatile gelenlerse bu gibi yerlerin görsel zevke ve çevreye uygun olarak düzenlenmesini istiyor. Cumhuriyet Halk Parti gençliğinin Alanya'da etkin ve sevilen isimlerinden olan Alsu Arıtma sahibi Gürkan Yılmaz, ekibiyle birlikte Alsu Başkanı Mehmet Şahin'i kahvaltıda ağırladı. Alanya'da Cumhuriyet Halk Partisi gençliğinin etkin isimlerinden olan Alsu Arıtma sahibi Gürkan Yılmaz ekibiyle birlikte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i kahvaltıda ağırladı. Alanya'da gençlerin talep ve sorunlarının görüldüğü kahvaltılı organizasyonla ilgili konuşan Gürkan Yılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı değerli büyüğüm Sayın Mehmet Şahin Başkanımızı bu sabah Alsu Arıtma'da yol arkadaşlarımızla birlikte ağırladık. Başkanımızla kahvaltımızı ve kahvelerimizi içtik. Konumuz Alanya'mız ve gelecek nesil olan gençlerimizdi. Bizlere verdiği önem ve değer için bir kez daha Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her şey Alanya'mız için dedi. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz itibarıyla başlayan Alanya Spor'da teknik direktör Çağdaş Atan, dünkü idmanı basına açık gerçekleştirdi. İdman öncesi toplantı odasında gazetecilerle bir araya gelen Çağdaş, spor muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yeni sezon için hazırlıklar, beklentiler ve öngörüleri sorulan Çağdaş Atan, ülkelerine ve milli takımlara giden oyuncuların yavaş yavaş toplanmaya başladığını söyledi. 6 Temmuz tarihinde Burdur'da kampa gireceklerini belirten Atan, yapılacak yeni transferleri beklediklerini söyledi. Çağdaş Atan, transferleri kulüple birlikte yaptıklarını söylerken yeni transferlerle ilgili de konuştu. Biz, ben ve Alanya Spor şu şekilde çalışıyoruz. Kulübümüzün scouting ekibi var. Başarılı bir menajerimiz var, sportif direktörümüz var, genel müdürümüz var. Onlar bize bir portföy sunuyorlar. Biz de o oyuncular içinden izleyip hep beraber karar veriyoruz. Sonuçta yine karar noktası biziz. O yüzden gelen oyuncuların hepsinde bizim de onayımız var, öyle bilinsin isterim. Kandeyaz zaten buranın bir oyuncusuydu, biz onu devre arasında da çok istedik. Oyuna olan tutkusunu, takıma olan bağlılığını ve kalitesini iyi bildiğimiz bir oyuncu. Faydalanacağımızı düşünüyoruz yararlı anlamda. Lider karakterli de bir oyuncu, her sene 30 tane 40 tane maç oynayan, maç oynamayı seven bir oyuncu, maç alışkanlığı var. Milinović'i özellikle ben istedim.
çok izledik, çok referanslar aldık. Her şey çok olumluydu. İzlediğimizde de yani Sırbistan'ın en büyük takımı Kızıldız'la Şampiyonlar Ligi oynayan senede 5-6 tane gol atabilen, ayakları iyi. Tabii ki de uzun boylu, bazı handikapları olsa da pozisyon almasını bilen. Holker'la biraz fizik olarak eşleşen bir oyuncu, 1.95 boyunda. Yani transfer ettiğimiz oyun, etmek istediğimiz oyuncular ve görüp ettiğimiz ve etmek istediğimiz oyuncular gerçekten kaliteli oyuncular. Eğer bu transferleri bitirebilirsek iyi bir takım olacağımızı düşünüyoruz. Çağdaş Atan bir gazetecinin geçen sene kapanan takımlara karşı yaşanan sıkıntıları hatırlatması üzerine şöyle konuştu. Geriye düşüp en çok puan kazanan 2-3 takımdan bir tanesi. Ya birinci ya ikinci o pozisyonda olmamız gerekiyor. Biz gelişerek bunu devam ettirmeye çalıştık ama bütün futbol severler de anlayışla karşılayacaklardı ki bazı şeylerde biraz öndeki bitiricilikle, kaliteyle, bazı dokunuşlarla alakalı. Biz o bölgede sorunlar yaşadık. Şöyle sorunlar yaşadık. Babakar gerçekten bizim için üst düzey bir oyuncu. Bu ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu bence. Ama 4 tane birer aylık uzak birer ay arayla bizden uzak kaldı. Onun olmaması bizi çok etkiledi. Efecan bir periyot aramızda yoktu. 1-2 aylık bir dönem. Bunların bizi etkilediğini düşünüyoruz. Tabii ki de Bakasetas'ı da kaybettik. Bizim için bir challenge'dı bu aslında. Bakasetas'ı kaybettikten sonra aynı oyunu oynayabilecek miyiz, oralara tutunabilecek miyiz diye. Baktığımızda bunu başardığımızı düşünüyoruz. Hem oyun olarak hem yerine koyduğumuz oyuncular olarak. Kazanımlarımız büyük aslında geçen seneden. Bu sene işte öndeki kaliteyi biraz daha arttırabilirsek bu sıkıntıları çok fazla yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Alanyaspor'un geçen sezon oynadığı futbolun bu sene Avrupa Şampiyonası'nda büyük takımların oynadığını belirten Çağdaş Atan, kendilerini güncellediklerini, bu sene daha iyi bir Alanyaspor izletmek istediklerini söyledi. Biz artık biraz daha bu %70'ler ulaştığımız için söylüyorum, %80'ler, onlardan biraz daha uzaklaşmak istiyoruz. Biraz daha rakibi kendi sahasından çıkaracak planlar uygulamak istiyoruz. Biraz daha böyle top oynama seviyemiz %60'larda kalabilir. Yani %55, %60. Oyunun nereye gittiğine bağlı ya da rakibe bağlı. Biraz daha o seviyelere çekip topla oynamayı, biraz daha rakibi yuvasından çıkarmak istiyoruz. Tempolu oynamak, geçiş oyunlarını da kullanmak istiyoruz. Dediğimiz gibi yani son 10 haftadır oynadığımız oyunu şu an Avrupa Şampiyonası'nda büyük takımların oynadığını görüyoruz. Büyük milli takımların oynadığını görüyoruz. Bu bizim ne kadar olayın içinde olduğumuzu, kendimizi ne kadar yenilediğimizi, update ettiğimizi, modern futbolu takip ettiğimizi gösteriyor. Ben ve ekibim bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Oyuncular da kendileri gelip bize söylüyorlar. Yani bu oynanan oyunu gördükten sonra onların da şu an iştahı artmış durumda. Daha da bağlı oldular oyuna. Çünkü büyük takımlar bu oyunu oynuyor. Şimdi onlara bir sunum hazırlıyoruz. İnşallah kampta bütün oyuncular tamamlandıktan sonra göstereceğiz. Yapılan şeylerin neredeyse birebir aynı olduğunu görebiliyoruz biz yaptığımız analizlerde. Dediğim gibi inşallah yine oyuna hükmeden topa sahip olan, tempolu oynayan, geçiş oyununu da oynayan bir Alanyaspor izleyeceğiz. Çağdaş Atan ayrıca bir gazetecinin Kolkır'ın Fenerbahçe'de, Salih'in ise Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyebileceği konusunda gelen soruyu da cevapladı. Yani şimdi şöyle başlayalım önce. Alanyaspor'un hem oyun olarak hem de kulüp olarak gelen oyuncuları değerine değer katan bir görüntüsü var, bir yapısı var. Biz de bu oyunumuzun karşılığını aldığımızı düşünüyoruz pozitif anlamda. İşte bize uygun mentaliteye sahip Abdullah Hoca buradan Bakasetas'ı ciddi bir rakam verip Trabzonspor'a transfer etti. 34 yaşında Zavelas bizim için önemli bir oyuncuydu, takım liderlerinden bir tanesiydi. Ama 34 yaşında tekrar milli takıma gitti. Oynadığı iyi oyun ve bizim oyunumuz sayesinde olduğunu düşünüyoruz. O bile bir bonservis getirip gitti. 400 bin euro bir bonservis getirip gitti. Serbest kalma nedeniyle. Şimdi de Salih'le Polkır gitti. Hatırlarsınız ben devre arasında biz büyük takıma yetiştirme kulübü olmamalıyız. Bizim öyle bir misyonumuz yok dedik ama maalesef onun önüne geçemedik. Oyuncular sözleşmelerini uzatmadılar. Ve bir tanesi Fenerbahçe'ye, bir tanesi de herhalde sanırım Beşiktaş'a gidiyor Salih. İyi oyuncular, bize çok büyük emekleri oldu. Onlara yeni takımlarında, yeni kulüplerinde başarılar diliyorum. Alanya Posta TV ekranlarından bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Alkın Biricik, ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.
Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.